olsunlar. Öpüp de başlara koysunlar. Yemeyip sabaha bıraksınlar. Mucize Doktor'un nazlısı Sinem Ünsal kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. Bir şampuan markasının yüzü olan Ünsal, vücut bakımı konusunda doğallıktan yana olduğunu anlattı. Genellikle daha temel bakımdan yanayım. Bunu doğallıkla sağlıyorum. Saçlarıma boya kullanmıyorum ya da sette değilsem, böyle özel günlerde değilsem makyaj kullanmıyorum. Cildimi ve saçlarımı doğal tutmaya çalışıyorum. Ünsal hayatı boyunca hep uzun saç kullandığını söyledi. Hiç kısa kullanmadım. Hep uzun saç kullandım. Aslında ben biraz korkam o konuda galiba. Güzel oyuncu hijyen ve simetri konusunda hassas olduğunu ifade etti. Küçük yaşlarda böyle bir hijyene karşı fazla hassasiyetim vardı. Onu biraz törpüledim ama hala biraz böyle özenliyim o konuda. Temizlik, düzen ve işte simetri konusunda maalesef aşamıyorum. Sinem Ünsal, Mucize Doktor'la gelen şöhretin tadını çıkarmaya çalıştığını belirtti. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. Buna layık olmaya çalışıyorum. Bu birden olan bir şey değil. Onu aslında ifade etmek istiyorum. Bunun öncesi var. Bir emek süreci var. Adım adım ilerlediğimiz bir basamak. Çok güzel bir projede denk geldi. Benim zamanım Mucize Doktor'la birlikte, onunla yollarımız kesişerek olacakmış. Neyse ki benim içime çok sinen, vicdanımın rahat ettiği, çalışmaktan çok keyif aldığım bir ekiple olduğum bir işte bu yükselişte sağlamış olduk. Ama elbette tesadüfi değil. Ünsal, rol arkadaşlarıyla sanki yıllardır çalışıyormuş gibi büyük bir uyum içinde olduklarını açıkladı. Çok iyi yani, çok güzel anlaşıyoruz. Çok uzun saatler bir aradayız. Kendi ailemizden, kendi evimizden daha çok görüyoruz, orada vakit geçiriyoruz. Ve biz çok şanslıyız ki daha ilk bölümlerde bile birbirimizle sanki sezonlardır birlikte çalışıyormuşuz gibi dedik. Ve ben ilk defa çalışıyorum hepsiyle. Güzel oyuncu Doktor Nazlı karakteri için sıkı bir ön hazırlık yaptığını vurguladı. Bu dizi özelinde tabii ki hem araştırma yaptım. Çünkü bir taraftan da terminolojisi bizim doğal yaşantımızdan farklı bir şey. Tıp söz konusu. Daha çok dil egzersizleri yaptım. Yanlışlıkla işte o söylenen Latince kelimeleri daha doğru telaffuz edebilmek için. Bu kendim için yaptığım bir şeydi. Ama bir oyuncu koçuyla rol üzerinde çalıştık elbette bir süre. Dizideki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Ünsal, ailesinde sağlık sektöründe çalışan hiç kimsenin olmadığını sözlerine ekledi. Hiç sağlık sektöründen kimse yok. İlk benim. Öyle oldu. Ama tabii çevremde birçok insanla hala daha konuşuyoruz. Onlar bize söylüyor, ne kadar gerçekçi yapıyorsunuz. Daha önce burada böyle bir hata vardı, siz buna çok dikkat ediyorsunuz diye. Ama tevekkeli değil. Setimizde sürekli danıştığımız bir mutlaka personel oluyor. Ünsal Mucize Doktor'da tıpkı Doktorlar dizisi gibi yıllarca sürse oynarım dedi. Ederim herhalde, çok keyifli. Herkes aynı şartlarda devam edecekse neden etmeyeyim? Ünlü oyuncu otizmli bir doktorun hikayesini anlatan Rating Rekortmeni diziye gelen tepkileri değerlendirdi. Birbirinden aslında çok farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Biliyorsunuz otizmli bir doktorun hikayesi bizim ana aksımız. Otizmli bireye sahip olan ailelerle karşılaşıyoruz. Bizzat bize ulaşıyorlar ve biz de onlarla kontakta olmaktan çok keyif alıyoruz. Onların hikayelerini dinlediğimizde ya da biz utanıyorduk dışarı çıkmaya, artık öyle değil. Yani onların da bir şeyler öğrendiğini, zaten otizmli bir bireyle yaşamalarına rağmen bizden hala bir şeyler öğreniyor olduklarını görmek çok mutlu ediyor. Bir Alaturka hikayet, Raif'le Letafet oyunundaki rol arkadaşı Kıvanç Kılınç'la bir yıldır aşk yaşayan Ünsal, özel hayatı hakkında da konuştu. Güzel gidiyor, mutluyum, mutlu gidiyor. Ünlü oyuncu, evlilik düşünüyor musunuz sorusuna da yanıt verdi. Öyle bir düşüncemiz yok. Yani şu an keyfimiz yerinde. İleride ne getirir bilmiyoruz.